September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned, now I'm up all night. I'm picturing you acting like a fool. I'm on the other side, you're like a full moon, and I'm up all night howling. Adası'ndayız. Motorla keşfediyoruz. Yol boyunca füzlerden füz sütunlarından oluşmuş yol ayrımı gördük. Takip ettik. Bizi böyle boş bir yere çıkarttı. Karşıda küçük mercan odaları. Su yükselmiş. Kumu görüyorsunuz incecik. Güzel. Güzel bir kafe var. Burada kokonukların altında. Yani adanın batı sahili diyelim. Şurada da küçük bir burun var. Ağırcan kumuların üzerinde. Biraz yabancı turistler. İşte burada da bir tayı evi var, villası. Denizin üstünde çok güzel, harika. Kokonutlar. Valla denizin rengi. Karşıda yüzen bir tekne. Neler olduğunu sattın ya. Gerçekten çok güzel ya. Biz de böyleyiz. İşte gezginler. Dağ bayırdan bıraktık artık. Ada yollarındayız. Evet, sahile olduk. Sular artmışlar. Kalik Migam denilen sahile çıkacağız. Onun öncesinde bu yolu gördük. Güzel bir yer nokta. Görüşmek üzere. Daha doğrusu kaldığımız yerin sahibinin bahsetmiş olduğu 3 bölgeden ikincisindeyiz. Böyle sakin bir koy burası. Hakikaten bayağı sakin. Ama ortam çok güzel, relax. Evet, burada birinin bir yazdığı var. Biraz şeyine girdik, toprağına girdik. Yani o şeye bakalım diye. Evet, işte şu şekilde bir sahil. Burada balıkçılar var. Ama ortam çok güzel, nezih bir ortam.
Biraz bu bahçeden bakınca bu Kopa'nın yanındaki sahile benziyor değil mi hocam? Hani şeyin neydi o Back Resort'un olduğu kısım gibi. Evet. Biraz bana onu anımsattı. Daha uzun bir ev var. Sahibi kimse keyfini biliyor. Hocam salıncağı olmuş. Güzel değil mi? Sahibinden izin aldın mı kız? Bizde boş. Evet. Adam yok. Karşıda mercan kayalıkları. Ooo canlı canlı bir Hindistan cevizi evet. Ama çok ağır. Evet ağır değil mi? Çok ağır. Ağır oluyorlar. Evet evet bayağı şişletti beni. Bunun içini yemişler. Ama olsun. Fantastik. Ama sahişi dolup bayağı ağır oluyor zaten. Öyle bir gerçek. Bak buradan da böyle küçük bir buruncuk var. Kumsal. Tam güneşlenme alanı ya. Bütün koyu ayağının altında. Aslında güzel arasında. Tamam. Aynen. Çok harika. Harika bir ortam. Bu ağaç ne acıysa yani buranın buraya özgü bir ağaç. Bu adalarda bunlar rastlıyoruz. Fifi'de de vardı bundan. Evet. Sahillerinde de böyleydi. Kosamuya'nın pek bilinmeyen ama burada yaşayanlar tarafından da bilinen güzel bir noktasına geldik. Ama biz tabii ki daha sonraki seçeneklere de bakıp bir karar vereceğiz. Bugün güneş salıp denize gireceğiz bakalım bu ortam. Sen ye onu. Çok ağır ama. Of taşıyamıyorum. Evet, Kosamui sahilleri. İşte görüyorsunuz. Almanya Kopanık'ta Türk ağaçlar. Arkadaşlar, 2 sene önce olduğumuz noktaya geldik. 2 sene önce günlük bir turla bu sahile gelmiştik. Öğlen yemeğini biraz ileride bulunan güzel bir Japon restoranında yemiştik. İşte aynı yerdeyiz. Ağaçlar duruyor. Salıncak da orada yerinde. Pek bir değişiklik yok. Yani adanın batı sahili biraz deniz burada çekiliyor. Burada kıyı balıkçılığı yapıyorlar. Pek turizm yok ama o ortam son derece relax. Dış kısımlar orman. Bunlara bakar mısın hayatım? Sadece Hindistan cevizi ağaçları şurada. Köklere bak. Aynen köklere bak ya. Kökler abi yer diğere doğru uzamış. Neredeyse yani bunlar büyük olmuşlar. O şekilde yani bir şekilde alıyor önemini bakıyor kendine. Ha bak şurada mesela şu. Hindistan cevizi ağacı da bu şekilde. Enteresan ya. Valla enteresan ya. Hepsi yıkılmış zaten. Zaten böyle gitmiş ya. Şuradan salıncağımıza gidelim. Aa, salıncağa doğru gidelim. O zamanlar vaktimiz sınırlıydı ama şu an vakit sıkıntımız yok. Motorumuzdan geldik. Bulmak zor olmadı. Ada bayağı büyük olmasına rağmen yine de biraz aklımızda kalanlarla biraz da yön tarifiyle yolu bulduk işte. Nurcan Tayland'da kız binmediğin salıncak kalmadı. Buralarda bile bak uçuyorsun. Ay, çok güzelmiş. Aynen süper. Yandım gezerken çok fena kaldım. Şurada bir sıcak var ya şu an. Nurcan salıncak düşmanı Nurcan. Evet. Süper ya. Süper. Ya. Sahil aslında çok güzel. Ama otel olmaması da ilginç. Herhalde bir devlet arazisi olmalı bu taraflar. Ya da başka bir şey var.
Ha, çok güzel, kum çok güzel. Harika bir kum var, kum var. Sever arkadaşlar. İşte biz yine sene önce ayak attığımız, ayak bastığımız yerlere geldik. Şu an Kosami Adası'nın Damai sahilindeyiz. Damai Beach, Kosami Adası'nın ikinci büyük plajı ve yerleşim bölgesi. Burası da doğuya bakıyor, yani güneydoğu tarafı, öyle söyleyeyim. O yüzden biraz burada da deniz çavenk gibi dalgalı ama çavenkten biraz daha sakin. Çavenk'teki dalgalar daha yüksek. İşte bu şekilde sahilde uzanan şezlonglar, işletmeler, ayağımızın altında köpüren deniz. Oo, bayağı sağlam geliyor bazen. İşte bu şekilde Lamaya Beach, Lamaya sahili fena değil. Ama yani çok bizim tarzımıza da pek uygun değil. Çünkü yani deniz aşırı dalgalı. Dikkatli olmak gerekiyor. Ama hani güneş dönmek, vakit geçirmek, akşamları da biraz eğlence için iyi. Yani buranın da kendine göre bir eğlence hayatı var, gece hayatı olan bir yer. Dediğim gibi Çanak'tan sonra ikinci yer. İşte karşıda şu ağacın altında gölgede kendimize yer yaptık. Oturuyoruz Nurcan orada. Nurcan bir şeyler atıştırdı üstüne, sigarasını yakıyor. Keyifte. Nasıl? Sigara şimdi. Evet, bunu kaçırılabilir burada. Sarıyorsan meyve veriyordun, güzel güzel. Evet, marketten öyle bir değerli ortalık bir şey atıştırma. Böyle Yunan usulü meyve yoğurtmuş. Selam arkadaşlar, Lamay'ı görüşmek üzere. Çavenk sahilinde yürüyoruz. İşte sahil. Adanın en hareketli sahili olmasından meşhur. Bütün yaşam alanları burada. Batı sahili daha relax ama hani sığ bir deniz var. Çok girilebilir bir ortam yok. Sadece manzara ve ortam huzur dolu, o kadar. Yani eğlence, gece hayatı, plaj arayanlar bu sahili tercih ediyor. Özellikle hani denize değil de hani serinlemek için havuzda otel tutmak daha mantıklı. Yani tercih yaparken bu şekilde yapmanızda fayda var. Bu yıl sahil biraz daha kalabalık. Evet, görüyoruz sahilde. Seyyar satıcılar burada gezenleri de hemen üstüne attı. Yani sahilde yürümek zor, her şeyi satıyorlar. Özellikle hani her buradaki seyyar satıcı bir nevi potansiyel uyuşturucu satıcısı gibi. Ellerinde esrar, kokain, marihuana, işte ekstazi, haşhaş, her şey bulunuyor. Güzel arkadaş. Evet, bunlar da yöresel satılan şeyler, enteresan. Şu
günlerde ki burun kısmı olan yerde gece ateş partileri yapılıyor, ateş dansları yapılıyor. Arzunuza göre ister buraya gelip tek tek gezerek ya da internet üzerinden, booking.com üzerinden rezerve yaparak yer tutabilirsiniz. Bu konuda biz de yardımcı oluyoruz. Tayland tatili düşünen arkadaşlara. Özellikle otel rezervasyonlara, durumlarına, pozisyonlarına, bütçelerine göre yer ayarlayabiliriz. Bu konuda sıkıntı yok. Seyahat satıcı arkadaş ilginç takılardan satıyor. İşte bu şekilde arkadaşlar. Bir de akşam yemekleri için kumda hazırlanan bu şekilde fantastik tam küçük kamelyalar var. Mum ışığı ve meşaleler eşliğinde size yemek servis ediyor. Tabii ki bunun da yüklü bir ücreti var. Bunu göze alanlar bu yemeği yiyebilirler, harcama yapabilirler. Şu an geçen yıl kalmış olduğumuz King Resort Oteli'nin önündeyiz. Vay be, bir yıl geçti. Bir yıl sonra yine bu sahilde ama farklı bir oteldeyiz. Bu şekildeydi otelin görünümü. Hatırlayanlar bilir. Yani kum tabanı alçalmış olabilir yani. Evet. King Resort Otel. Sanki tam daha faaliyette değil gibi yani. Gerçekten fotoğrafı atabiliyor musun? Evet. Orada da ilginç maceralarımız vardı. Onun üzerinde dengede durmak için epey bir çaba sarf etmiştik. Komikti, güzeldi. Güzel anılar biriktirdik burada. Güzel anılar yaşadık. Gerçekten. On numaraydı her şey. Yine aynı bölgedeyiz. Nurcan ve Salınca. Geçen yıl da yapmıştı. Evet, Nurcan yapamadıklarını yapıyor. Geçen yılki King Resort Otelimizin önündeki salıncakta Jane misali